Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR telekanalının telesiyercileri, bugün informasyon programmasına seyredesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışan. Elbette ki bir saat bu studiyada yayınımızga hoş olacak misafirlerimiz. Nen biz sonki aktual meselelerini müzakere edecekmiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışam. Siz erdaim bizim yayınımızga koşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejistörlerimizin telefon numaralarını MD Skype adresimizine takdim edilir. Sualleriniz seslendirme imkanınız var. Buyurunuz, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Aynı zamanda bizim YouTube sayfamızga abone olmağa unutmanız. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa, o kadar çok diğer insanlarga tavsiyelerge çıkar eken de bizim programalarımız, birçok diğerleri de bizim yayınlarımızna körebilecekler. Bu ise informasyon cebi de alıp bargan kureşimiz de bizler için çok mühim bir destektir. Bugün bizim yayınlarımızda biz esasen Ukrayna'ya berilgen halkara destek meselesi etrafında laf etemiz. Zira İspanya'nın paytaxtı Madrid şehrinde bu günleri NATO'nın toplantısı summiti otkerilebi. Anda çeşit türlü ülkeler çıkışta bulunup Ukrayna'ya destek sözlerini ifade etilir. Aynı zamanda destek sözleriyle yanı sıra demek Ukrayna'ya nevbetteki yardımlar hakkında da sözler berilebi. Yardımlar ilan etile. Husus Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de bugün NATO summitinde çıkışta bulunup, demek NATO'nun Ukrayna'ya daha fazla top silahları berilmesine çağırdı ve dedi ki, eğer ki bugün NATO ülkeleri Ukrayna'ya yeterince destek berilmese, yarın ebirsi kun bütün dünya büyük felaketler ile karşılaşabilecek. Zira Rusya'nın Ukrayna'da olası bir galibesi bu diğer ülkelerge de bu işgalinin yayılması anlamına kelebile ki bu Akatende 3. Dünya Savaşı anlamına gelecektir. O yüzden bugün Akatende yüz bergen bu cenk, bu otoriter devletlerinin demokratik ülkelerge karşı alıp bargan böyle bir savaşıdır ve demokrasi, adalet muhakkak yenmeli bu savaş neticesinde ki eğer yenmez ise biz karanlık devirlerge, orta asır devirlerine kaytarmız. O sebepten bu ve diğer meselelerini yayınımızga koşulgan musafirimiz Nedim Ağa Usinov bu Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yolbaşçısı ve bütün dünya Kırım Tatarlar İcra Komitesi'nin azası bizle canlı bağda. Nedim Ağa, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, davetiniz için sağ olunuz. Siz çok sağ olunuz davetimizden kabul etkeniz için. Bugün NATO'da demek summit otkerli. Elbette ki bundan başlamağa ister edim. Sizin sesetşinas olarak bu summit neticeleri ile beklentileriniz neden ibaret? Nasıl düşünüyorsunuz Ukrayna'ya yeterlince destek verilmesi ihtimali ne kadar yüksek? Bu şubesiz tarihi summit, çünkü iki yeni ülke NATO'ya koşulacak. Bu yeni ülkelerin Rusya'nın bir sınırı var ve demek Rusya şimdi NATO karşısında özünü daha böyle bir sıkıntıda duyacak. Çünkü NATO Rusya'ya bakkanda pekindeşe, kuvveti da ose ve ekü demokratik serbest ülke bu NATO'ya kirgeni bugün bu summitte bilesin. Buna summit keçe Rusya tarafından bir zulüm hareketler köremiz. Ukrayna'ya raketalar gidereler ve korkuz bağa tırışa var. Ama buna bakmazdan summit keçe ve kime NATO yakında kilmeşecek, balalganlaşacak. Bu, bilesiniz mi, benimce Ukrayna'ya esasen böyle bir mesajdır. Ukrayna NATO'ya bir gün ileride, gelecekte NATO'ya koşulması bu arzusundan vazgeçmeli. Vazgeçmemeli. Çünkü eğer vazgeçse başka böyle bir garantiyalar hakkında, bu garantiyalar bu anlaşılır. Anlaşılgan bir şey, bu garantiyalarını talap etmeye gerek, hakkı bar evet Ukrayna'nın, ama ileride bizim stratejik bir maksadımız bu NATO'ya koşulmaktır ve bu maksattan vazgeçmeye olmaz. Ve Zelenski'nin çıkışını ben de dinledim, o doğru etti. Rusya'nın, Kremlin'in tek bir işte, tilde laf etmeye mülkünü var, yani bir, tek bir tilini anlay var olan, kuvvet тілін аңнайлар. Егер олармен біле бір разылық қыдырған тілінен лафетсең, о заман олар бұны қуанажақ бар, вес саңа қаршы саңа аксене
işte ona kullanıp zarar edecekler. Bu Rusya'nın laf etmek tırışkan tarafa. Onun için neticeye gelerek tarihi summit pek mühim, pek emniyetli sözler aytıla NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya destek etmeye devam edeceğimiz. Ukrayna bu savaşta bu cennete yanlış değil, bir ozu değil. Biz Ukrayna'nın daima onun yanında karşında olacağımız. Ama elbette benim şahsi duygum, benim şahsi fikrim ki bugünge kadar Garp Ukrayna'ya gerekli şekilde desteğini gösterdi. Sizin fikriniz cem demek bugün NATO artık şimdi sonki haber geldi. Rusya'nın özünün tehlikesizliğini en büyük bir tehdit, groza olarak kabul ettiler. Bu NATO'nun yanı stratejisi kabul etildi anlamına kele ve bu stratejide demek Rusya en büyük tehdit olarak keçi. Bu Rusya için çok mu büyük darbe ya da sadece böyle sembolik bir hareket? Demek bu gibi kararının kabul edilmesi artık Rusya için hangi bir neticelerini taşıyacak. Hangi bir bundan sonra Rusya'ya hangi bir zorluklar olacak? Bu sözlerini NATO tarafı aytkanda bu elbet doğru sözlerdir ve doğru bir strateji. Çünkü bugünkü günde Rusya bütün dünyada nasıl bir davaga savaşka dala ve Ukrayna'ya karşı agresiyasına alıp bara. NATO Rusya'ya aytkan sözleri bugün bu biz sizden korkamız demek. Yani korkamız de böyle bir madada kaçacağımız degendir ama biz Avrupa'da o silahlarımızı da pekinleştireceğimiz çünkü sizge ümit işte böyle bir inancımız ve inanganımız yok. Ama başka taraftan baksak, aynı şu sözlerini Rusya etti. Ya biz NATO'dan korkamız, çünkü NATO böyle bir kengeşe, son bir gün bizge karşı savaş açacak diye bu ise bleftir. Bu yalan sözleri ve onun esası elbet bu böyle bir işte agresör olarak NATO'nu göstermeye vatandaşlarına NATO yaramay deyip işte onların eslerine bu fikirlerini koyup işte Rusya'nın içerisinde Kremlin rejiminin rejimini kavileştirmektir. Budur onların esas maksadı. Ve işte böyle bir NATO'ya karşı alıp bargan agresiyaları bu tek içeri publikaya yapılan bir propaganda iştir. Ondan ziyade değil. Bunun ile beraberlikte demek Ukrayna'ya destek meselesi etrafında yeterlice yapılmağanı hakkında kaydettiniz yukarıda. Bunu sizin fikrinizce bu yeterince desteksizlik neden sebep çıkıyor? Ülkelerinin sadece uzunun milli menfaatları ve iktisadi menfaatları sebebinden mi ya da farklı boylu geopolitik neticeler mi mevcut? Ülkeler korkarlar. En esası birinciden. Onun iki esası vardır. Bence birincisi bu ekonomik esas ama şimdi bu argument ket-kete işte onun emniyeti eksiye çünkü Rusya'nın endi böyle ekonomik baklar var uzile çok harp hükümetlerde ülkelerde ikinci esas ise bu korkunç var korkalar Rusya'nın atomlu bombası var bu atomlu bombanı kullanmaya var daima korkuza var kullanacağımız diye korkuza var bütün dünyada bundan korkalar çünkü Putin'le bugün böyle bir deli şamik gibi koridor onun özünü alıp barganını ve odan da korkarlar. Çünkü eğer biz ne yapacağımız? Ya? Putin Kremlin'de otura, biz Ukrayna onu yenmesi ya da yenecek olsa bir gün bu atom bombasını kullanmaya istese biz ne yapacağımız? Bizim cevabımız nasıl olacak? Biz birinci olarak bu
bombalarımızla kullanıp olmamız Rusya'nı yok etmek için. Çünkü bu işte Garp hükümetlerinin stratejisi değil. Ama onlar birinci olarak kullansa biz sizin cevabımız nasıl olmak gerek? Bu cevap ise aslında işte biz bu cevabını Rusya'ya son bombalarımızdan onlara giderip yetiştireceğimiz mi aslında yok mu? Bakın dünya bu vaxtqa yok olacak. Budan korkular. Aynı zamanda Polonya tarafında da biraz laf etmek istedim sizin. Zira siz Polonya'da bulunasınız, anda yaşaysınız sonki müddet devamında. Ve Polonya'nın desteği Ukrayna'a hakikaten de çok büyük. Ki biz anlayımız elbette ki Polonya diğer Baltık ülkeleri ile bir sırada, demek Rusya'dan gelgen tehditlerini başka ülkelerle kıyaslanganı vaxt daha yaxşı anlay. Çünkü ozının tecrübesi ve tarihinden Rusya'nın ne olganını yaxşı bile. Ve Polonya'a bile genimizge göre çok fazla Ukrayna mültecileri, Ukrayna'dan göçmek zorunda kalan vatandaşlar da ketti. Şimdi anda umumi vaziyet nasıl? Yani em devletinin Ukraynalarga bakkan demek ve tuşungen fikirleri neden ibaret? Em de anda bulunan Ukraynalarının vaziyeti nasıl durumda şimdi? Ne aytaradınız? Şimdi umumi ekonomik vaziyet biraz pekindeşe, biraz zayıflaşa, aykanım, ben etmeyiz mi? Bir süreçte enflasyon olsa son gaz ve kış gelgen son biz gazsız ne yapacağımız diye böyle bir sesler peydalla yavaş yavaş korkalar biraz adamlar ve siyasetçiler de onlara işte bunu anlatıp olamaylar, tırşalar ama anlatıp olamaylar çünkü bu force majeure ситуация evet erkun pedaomay Avrupa'da cenklerinde çoktan görmegen Avrupa'da ama evet Polonya hükümeti öz yapacağını yaptı birinci günlerde cenkin birinci günlerinde milyonlar yani Ukrayna kaçaklarını kabul etti onlarga da işte ev berdi, onlarga da üç türlü aklar berdi, çalışmağa imkan berdi, yaşamağa imkan berdi ve digeri. Bunun, ben Varşava'da yaşayayım, Varşava'da çarga çıksan, Rusya'da Ukrayna tilini daima işitesin. Bazı vaxtları ben lekçe de konuşmağa işte imkan yok çünkü etrafa baksan, kayda baksan da Rusça da Ukraynca konuşkan Ukraynçlar. Yürüye pek çok adam, ben bilmiyorum onların sayısını Varşava'da doğrusunu açıkçası bilmiyorum ama yüzler binler yani onların da. Ve onlar tarkatıldı, bütün Polonya'da evet, çeşitli türlü şehirlerde yaşayanların da. Ve stratejik taraftan baksak, Polonya için bu yakışı bir al, çünkü yaş istidatlı ve çalışmaya hazır Avrupa'dan gelen adamlar Polonya'nın işte çeşitli türlü teşkilatlarında, firmalarında, kampanyalarına kırıp çalışıyorlar. O isim bilgilerini kullanıyorlar ve öyle yapıp o işçilerine Polonya'nın ekonomik durumunun daha yakışı seviyeye götürülmesine işçilerini koşuyorlar. Bu stratejik taraftan baksak evet Polonya için yakışı bir netice olacaktır. Evet Ukrayna, ümit ediyor ki Ukrayna yıl başçıları bu vatandaşları ki bir evge kaytkanlarına ama bakarız cenk ne kadar daha devam edecek biz bilmiyoruz çünkü adamların da kekin son endi yaşamaya başlayan son endi kalmaya tırışanlar. Hükümet, Polonya hükümeti onlarla elbet usullarını yaratmaya tırışan. Aynı zamanda demek şimdi körgenimizge göre Rusya Federasyonu özünün sınırlarında yerleşken bazı ülkelerge tehditler savurmağa devam ete. Bu ülkeler sırasında hem Litvanya hem Estonya yani umumen alığında Baltık ülkeleri mevcut. Polonya ile bağlı asıl da çok böyle komik açıklamalar yapıla. Lavrov dey ki Polonya Ukrayna'nın bir kısmını işgal etmege artık hazır. Bu sınırlar yok olması kararı kabul etilgeninden sonra Ukrayna ve Polonya arasında hatta Ramzan
Кадыров билейбиз истесе як Полонияны 6 саниеде ишгал этермиз деген бу кыбы. Демек чыгышлар япал аңлашыла ки буларны олар бофтен ерке сөйлемейлер, яни бойле шекилде ознын месажларыны санки дерсен коркутуп месажларыны таркатмага девам этелер. Мына сизин фикриңиз же Русиянын Балтык өлкөлөрүнө бинаен сеслендирген тектетлери Полония улсун вейляхре Русиянын НАТО өлкөлөрү эле савашка кирмеге азырлыгы акында мы мына кете бойле бир ачыкламалар ята олар садыже коркутуу саясатын ишимди алып баралар. Умумен алганда бул саваш даада кеңлеше белеми НАТОга? Бул билесиз биринчиден менимче Кремльдин адетинде энди тарихи Русия да Совет үкмөтүнүн парчасы оорак да Уларнын тарафынан контроль этилген өлкөлөр, өкмөтлөр, мындай Балтик өкмөтлөр атында, Япония атында айтам. Уларга каршы бул бир тил бар уларда. Уларнын тилдери бар. Улар бул бир тилне, бул империалистик тилне колдонуп алат этилер, э? Яни, Япониянын өкмөтү башчыларынын бул бир балалар кебек көстермеге тырышалар. Улардын артында чыш түрлө жан агырткан сөздөр айтмага тырышалар. Макрон жана Шольц артында улан каршы уларга каршы эле лакалып бармазлар, чүнки улардан коркалар же улардын сиз биздин сизге претензияларыбыз жоктур деп эле бир убакыт эле алар. Яны бир севиде турган адамдар мен адамдар кебек уларны саялар ве уларны шайыты булак этелер. Ама Полония ве Балтик өкмөтлөрү не каршы улар Украинага кебек улак этелер. Украинаны кебек улак этелер. Это бир эпсе бир күн бизге кайтажаңыз, биз сиздин кайтаражабыз деп онун үчүн биз сиздин ел башчыларыңыз болсун, саясий системаларыңыз болсун. Бутун шей бул жети шей дегендер биз олардын артында не айтса айтажак болсоңуз аны айтажак айтмага өзүбүзгө ак беребиз. Чүнки биз буюк өлкөбүз, биз буюк империябыз, сиз эсе эле бир билесизби тарыхый кайтада апансыздан кыска бир убакытка пайда болгон өлкөлөр деп сайыласыз. Эле бир иште тарафтан бакалар бул өлкөлөргө. Эбет бул Кремлдин адетинде Крым буга кимсе мында Полонияда асонда доорусун айтканда жыкат этмейби бакмай уларга жооп этмекке особо ниетлерми. Иште айтканым кебек дели шамеклер анда бул Московияда нелер айтсалар аны айтсынбар улардын ишлери. Чүнки улардын ичлеринде жүрөктөрүндө окадар зулум барки, окадар биле бир делилик барки, уларды энди жарым айтканларына кимсе диңлемейт. Биле бир менин дуюм фикирим пайда болду соңки автоларда. Яни, демек Русиянын бул атта ядер силя эле коркутуп эле багла чыгалламалары артык гарби өлкөлөрүн чок фазла коркутмай, алар артык бул коркуларга алыштылармы дейсиз? Алыштылар, чүнки энди чоктан бул коркузган сөздөрүнү эшителер Москвадан. Билер биз Полония, Балтик өлкөлөрү бүгүн НАТО далар. НАТО ише оларга айта, эгер Россия сизге каршы жең башбаса, биз келип жардам этежебиз деп айталар. Онун үчүн Россия үчүн бул Балтик өлкөлөрү, Полония бу энди стациондан качып кеткен тренге окшойт. Алар истелерми, жокмы, ама бул тренде кетти. Анын артынан чапмага менимче асыл чапсын чапмасын анын нетижеси бир болочок. Ама эбет сурооңузга жооп кетирек. Русия менимче Кремль бүгүн бул жеңкни эбетте жеңе, ама бул Украинанын топурагына зап кетип яваш-яваш күчүк-күчүк ама адамлар менен ОГГ ириши, ама бул олардын амбицияларына кадар дегил, олар дагы чок дагы балабан адамлар этмеге истеедилер. Же стратегик тараптан, саясий тараптан бул жеңкни эбет Русия еңбей, олар аны жоябар, бул инициативаны жоябар. Бул
Evet, onlarını pek rahatsızlay. Ve menimce Kreml, Moskova bugün eğer yarın 3. Dünya Savaşı başlasa, başlangan olsa, Kreml buna rahat göz bergen bakar edi. Çünkü onlar için bu bile bir çıkış bu situasiyadan. Reputasiyalar için de pek yakşı sıfatta, pek yakşı aldı değil. Onlar için bu çıkış bu 3. Dünya Savaşı ya da daha balaban bir genel cenk, Ukrayna'dan çıkan bir cenk olsa o zaman onlara yeter edik. Bakınız biz bunda Ukrayna'da yapacak işlerimizi yapaydık ama NATO, Avrupa, Garp karıştı ve biz ve onlar bu onların kabatıdır bu cenk. Onların kabatı, bizim kabatımız değil. Takip edeceğimiz büyükten büyük teşekkürler Nedim ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için nevbetiki yayınlarımızda görüşkence. Görüşkence, sağ olun. Nedim Husinov bizle canlı bağdaydı. Polonya'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı, aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatarlar İcra Komitetinin azası ve siyaset şınaz. Biz 10 yıl sonki halkara demek meydanda yüz bergen ve kabul etilgen karar ve adisiler hakkında laf ettik. Zira bugün akatinde tarihi bir kun. 2026 senesinin tarihi kunu dep adlandırmağa mümkün. Zira bugün NATO ozının 2030 senesine kadar strategik boylu vesikasını, konseptini kabul etti. Kunduz kunu ve şimdi demek bu sonki haberlerge kore ve kabul etilgen kararga yani sonki konseptke kore Rusya artık NATO için en büyük bir tehdit, en büyük bir tehlike olarak kabul etildi. Ve bu sebepten NATO ülkeleri ozının kuç ve kuvvetlerini topraklarında arttıralar. Hususan Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Joseph Biden bugünkü ötkerilgen sammitte degenine kore, Rusya'nın Ukrayna'ga saldırısı neticesinde onlar ozının Avropadaki mevcudiyetini, askeri mevcudiyetini arttıralar. Aynı zamanda bugün NATO ülkeleri artık resmi olarak İsveç ve Finlandiya'nı alyansqa koşulmağa davet ettiler ve İsveç Finlandiya artık bunu yapmak için nevbetteki adımlarını atmağa başlaganı hakkında açıklamalar yaptı. Bu ve diğer meselelerini Rifat Ağa Çubarov'nın bugün laf edemiz. Soğubuzay canlı bağda ve yayınımız Kırım Tatar'da, Kırım Tatar tilinde bugün. Rifat Ağa, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok mühim kararlar alındı Madrid'de. Bugün İspanya'nın paytaxtında ilk boylu bir karardan başlayayım. NATO'nun genel katibi Jens Stoltenberg artık bu alyansının Rusya'nı en büyük bir tehdit olarak, tehlike olarak kabul etkenini açıkladı ve 2030 senesine kadar kabul etilgen stratejik konseptinde Rusya böyle bir tehlike yaratkan ülke olarak yazılgan ve keçi. Bu karar ne kadar mühim, bu ne manağa kelesizce? Çok mühim böyle karar çünkü NATO kuruluşun 2030 senede kabul edilgen stratejisinde Rusya devleti işte hem NATO'ya hem böyle doğrudan böyle bir düşman olganını gibi gösterildi. NATO'ya dediğimiz vakit dersin ki dünyaya gösterildi ve anlaşıldı ki şimdi NATO'nun bütün bu 2022-2030 seneleri davrandıkları kendisini Rusya'nın olabilecek böyle daha çok büyük tartışmalarga hazırlaması demek ve o sebepten şimdi bu toplantıdaki alınan kararlara göre NATO kuruluş bazı ülkelerde kendisinin güçlerini, askeri güçlerini daha çok ziyadeleştirdi. İşte Rusya'nın bu agresiyasını toplatmak için. Mana sizin fikrinizce bu NATO'nun Rusya'nın olası bir cenge hazırlığı hakkında mı demek kosteri ya da yok ya da bu sadece böyle preventivne mera dep aytalardı? Şimdi öyle söyleyeyim. Elbette bu şimdi NATO biz Rusya'nın cenge hazırlanayık diyen karar almadı. Ama NATO
Rusya eğer hücum yapacak olsa biz hazır oluşumuz gerek degen kararlar aldı ve hazırlanacak buna. Hazırlanıyor aslı, hazırlanacak demek bu çok doğru denir. Çünkü bu vaktecik de 2014. seneden başlayıp NATO ülkeleri Rusya'nın davrandıklarına işte Kırım'ı işgal ettiler, Donbas tarafları da Karadeniz'deki kendilerini bile güçlendirdiklerini, bu hepsi dikkate alınmıştı NATO tarafından ama böyle keskinden karar alınmamıştı ve karar şimdi Madrid'de alındı. Sizin fikrinizce Rusya'nın buna reaksiyası nasıl olacak? Misal olarak vaziyetin daha da kerginleşmesine mi yol açacak ya da kere adım mı atacak? Şimdi Rusya'nın nasıl adımları olur dediğimiz vakit işte böyle anlamaya gerek. Putin'in nasıl adımları olabilir? Şimdi çünkü Rusya'da böyle önemli kararlar demokrasi şeklinde endi çoktan hiç bakılmay, alınmay, kabul edilmey ve eğer Putin'i söylesek elbette Putin daha çok ziyade bir taraftan çok açılanacak ama panikaya da düşecek. Eğer diğer Rusya'nın geleceğini düşünen siyasetçilerini koz oyuna alsak, eğer öyle soyları var emiş olsa, o sebepten onların şimdi yapacakları varıp Putin'in boğazından tutup onun nefesten kapatacakları gerek. Çünkü Putin'in böyle seslendirilip açıklaması aynı ters oldu. Ukrayna'nı NATO, Ukrayna'ya yapkan ucum dersin ki NATO'dan Ukrayna'nı kurtarmak ya da NATO'nun bazaları Rusya'nın sınırlarına yakınlaşmasın. Hatırlarsınız geçen senesi 2021. sene Dekabr ayındaki Moskova'nın ultimatumu dersin ki NATO'nun sınırları 1997 seneye kaydıp gelsin. Ama aynı ters oldu. Şimdi İsveç'e ve Finlandiya'da bugünden başlayıp onlarda NATO azası oldu ve bu karar bütün bu vaktecek NATO üyelerinin razılığıyla bu karar kabul edildi ve Türkiye'de onların içinde. Мына İsveç ve Финляндия хакында айтып кеттиңиз, катенде ресмен артык НАТО бу өлкөлөрүн өзүнүн иттифагына давет эттилер ве бу өлкөлөр артык НАТОга кирмек үчүн керекле аракеттерин жасажаклары хакында, демек, ачыкламалар жасады. Столтенбергнин дегенине көрө, İsveç ve Финляндия бу НАТОга эң бойлу тез кириш процесслеринден бири oldu. Mına sizin fikrinizce ne için İsveç ve Finlandiya'ya gelgende bu kadar tez yapıla onların kırışı ama Ukrayna'ya gelgende sadece bizge vadeler? Çünkü bu ülkeler çoktan hazırlar NATO üyesi olmasına ve kendileri böyle bir NATO'nun dışarında olacak degen karar almış edilir ama NATO'nun her zaman onlar işbirlik askeri yönelişlerde işbirlik yapa edilir. Hı hı. Ve birinciden bu silahlardan, uçaklardan da bilmeyim çeşit türlü diğer askeri bağlantılardan aynı NATO'nun üyeleri gibi kedi tek formalite resmi şekilde azaları aza olmamış edilir. Şimdi ise bu birinciden diyeceğim hazır bu devletler. Yüzden yüz hazırlar. İkinci mesele şimdi yine de Rusya'yı hatırlayacak. Çünkü Rusya tarafından şimdi tek Ukrayna'ya böyle daha yeni ucuklar değil de aslı Ukrayna'ya indi daha ne kadar yapılacak? Çünkü cenk alın para Rusya. Ama orada Baltik devletleri var. Litvanya, Letonya, Estonya ve onlara karşı da şimdi çeşit türlü böyle tehditler gösteriliyor Rusya tarafından ve Allah göstermesin yarın öbür gün Rusya tarafından bu söylediğimiz Baltik devletlerine karşılık bir şeyler başlansa o vakit İsveç ve Finlandiya NATO ülkeleri gibi kendi onlar da bu cenge girecekler Baltik devletlerini korçalamak için.
Çünkü onlar orada hem yakınlar, mesele yakınlıkta değil. Mesele Rusya'nın bu sınırlarından sınırlarına göre daha iki tane devlet Rusya'yı toktatmak için diğer NATO üyelerinin askeri işbirlik yapacak. Bu çok önemli. O sebepten şöyle sual demek ki peyda ola. Finlandiya Rusya sınırlarında yerleşken bir ülke. Rusya NATO'ya demek Ukrayna ile bağlı bu güvenlik garantilerini dekabr ayında sizin hatırlığınız seslendirgeni vakit en ilk argumentleri ve talaplarından biri bu ozun sınırlarında NATO'nun olmaması. NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yakınlaşmaması. Finlandiya Rusya sınırlarında yerleşe. Demek ki Rusya ne için buna karşı çıkmay? İşte diyeyim de bu Putin bu Ukrayna'ya cenk yapmak için çeşit türlü sebepler uydurduğuna şimdi hepsi o kadar kendisine karşı geldi ki kendisinin işte başına düştü ki o vakitleri ben hatırlayayım bu Rusya sınırlarına NATO'nun bazaları yakınlaşmasın demek dersin ki işte 5 dakika bu raketler Moskova'ya uçacak yoksa 11 dakika 7 dakika 8 dakika işte ve Ukrayna topraklarında NATO bazaları olacak gibi olsa o vakit dersin ki Rusya'ya çok büyük daha böyle tehditler peyde olacaktı. Ama işte bana Finlandiya, kendimiz söylediğimiz Sankt Petersburg'un yanında. Şimdi o sebepten bunu daha belki de ne için ben dedim ki eğer şimdi Rusya'da Rusya'nın geleceği geleceğini düşüngen siyasetçiler olsalar onların şimdi en birinci vazifeleri varıp çapıp Putin'in boğazını tutup onu orada gebertmek. Çünkü Putin'in bütün yapkanları şimdi Rusya'nın sonunu yakınlaştıra. Gerçekten de yakınlaştıra. Ben şimdi söylemeyi istemeyeyim ki NATO tarafından bir türlü şimdi Rusya'ya karşı böyle asker ya da cenkler başlanabilir. Yok. Ama Rusya'nın demokrasi yollarına çıkarmak için şimdi her bir taraftan Rusya'yı destek edecek, Rusya'nın bu Rusya'daki bu Putin'in rejimini saklamak için şimdi sınırlarında aslı Rusya'yı destek edecek hiçbir devlet kalmayacak. Aynı zamanda bugün bu NATO çerçevesinde çok mühim, çok gerekli açıklamalar yapıldı. Çeşit türlü ittifakının demek temsilcileri ve vekilleri tarafından. Hususan İngiltere Dışişleri Naziri Liz Truss dedi ki, demek Rusya'nın müzakereler sadece Rusya'nın mağlubiyetinden sonra yapılması mümkün. Almanya'nın kansleri Olaf Scholz dedi ki, biz ne kadar gerek olganca Ukrayna'ya silah verecekmiz. NATO dedi ki hakikaten NATO deyimiz Jan Stoltenberg yani NATO'nun baş katibi dedi ki biz de Ukrayna'ya gerekli olganca silah tedarik yapmaya devam edecekmiz ve Ukrayna NATO'ya güvenebile NATO'ya özünü NATO'nun omuzlarına özünü dayantabile dedi. Aynı zamanda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski de açıklama yaptı ama biraz ineledi NATO'nu. Dedi ki eğer NATO yeterince bizge gerek olgan desteğini bermez ise demek bu bütün dünya felaketine çevrilecek. Bu Rusya'nın Ukrayna'da kazanacak bir de bir galibesi. Mına sizin fikrinizce bu yapılgan bütün açıklamalarını ve Zelenski'nin NATO'ya binayen açıklamalarını koz ogunde tutacak olsak. Demek bu yeterlice destek. Akatinde berilmesi ihtimali ne kadar? Zira dozlu şekilde silahının berilgenini mence herkes artık körmege başladı. Şimdi bu sizler söyledikleriniz gerçekten de çok önemli. Çünkü NATO üyelerinin ya da NATO'ya aza olarak kirgen devletlerin rehberleri, büyükleri şimdi yapkan açıklamaları o kadar çok her bir tarafa anlaşıla ki ve eğer hepsinin söylediklerini bir fikire getirecek olsak o vakit böyle anlamak gerek.
NATO kuruluşu, Batı ülkeleri, Amerika Koşma Ştatları hepsi Ukrayna davrandığına yardım etmeye devam edecekler, hazırlar devam edecekler ve bu yardımının sınırlarını Ukrayna gösterecek. Yarın bir gün misal için Ukrayna dese ki yeter, ben burada toplayacağım ve bilmeyim Allah göstermesin bana şimdi bazı topraklarımızı işgal etkenini koz oguna alıp ama biz Moskova'nın bir anlaşma imzalayacak. Eğer Allah göstermesin böyle kişiler burada peyda olsa NATO diyecek ki sizin işiniz, biz size söz verdik, biz sizlerinden sonlanacak olacak. Ama sonu nedir? Ukrayna kabul etti, Ukrayna göster. Şimdi ben ne için bunu böyle incelediğimi anlatmaya isteyeyim. Çünkü şimdi Putin ve Rusya askerlerinin bu cenkte kendilerini alıp barganlarının taktikalarını değiştirebilir. Şimdi biz bu bir iki gün evvelinden başlayıp pazar günü 26. iyun Kırım Tatar Milli Bayrağı günüydü aslı. Ondan sonra Tünev'in Ukrayna Anayasa günü. İşte çok Ukrayna'nın şehirlerini ve birinciden Kiev'ini, Tünev'in Kremenchuk, Poltava vilayetindeki bombaladıklarını korduk ve orada ona dikkat ettik ki bu bombalar, raketler birinciden sivil böyle sivillerin çalışkanları ratlanan ya da yaşayan yerlerge gelip vurdu. Kiev'de çok katlı evin üstüne, Kremenchuk'te bu alışveriş merkezine ve insanları öldürmeye daha çok ziyade başladılar. Benimce ben bunu bugün böyle koruyorum. Rusya şimdi Ukrayna toplumunu bombalarla, raketlerle korkutup, öldürüp, ezip şimdi Ukrayna toplumu, Ukrayna hükümetinden işte hükümetine böyle bir baskın yapıp barışını istediğini böyle alıp barmağa Moskova düşünüdür diye böyle ben koruyorum bu meseleni. Ama bakar bu gelecek haftalarda da Moskova nasıl kendisini alıp barır. Yani bunda artık Ukrayna'nın hiç kimse minin fikrim ce böyle bir Rusya'nın anlaşmalar olsun, Macron, Scholz olsun, onlar erdaim buna tırışa ediler. Zorlamağa artık hiç kimse olmaz. Zira tarihini bugün ve Ukrayna'nın geleceğini Ukrayna silahlı kuvvetleri cebede tize kura ve bunun için özlerinin kanlarını akıtalar. Aynı zamanda işte sormağa istegenim şu bar, demek bu NATO meselesine yekünler ekinde. Bundan evvel demek Ukrayna müzakerelerde demek NATO'sız statusunu, yani NATO'ya kirmemek statusunu kabul edebileceği hakkında müzakereler alıp bara ediler. Bunun için işte referendum yapılması kozu günde tutula ve ile ahrimine 2018 senesi Ukrayna Yukarı Şurası'nda Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonu ile siz de karar alganınız ve ozunuzun reyinizini bergeniniz vakit fikrinizce Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçmek gibi bir fikri şimdi olabilir mi? Bu doğru mudur? Referendum yapılsa veya yapılmasa bile sizin fikrinizce NATO'dan vazgeçmeli mi Ukrayna? Bana göre şimdi bu 8 sene devam ettirgen Rusya-Ukrayna cenki ve daha ziyade bu 24. fevralden sonra bugünlerecek çok böyle ateşleşken cenkin ana bu ayları onu gösterdi ki Ukrayna devlet olarak tek Ukrayna'da gir. Başka bir devletler de olabilirler. Şimdi böyle demokrasi devletler kendilerini korçalamak için birbirlerine destek oluşları gerek ve birbirlerine böyle doğrudan yardımcı oluşları gerek. Silahtan, gerek olsa askerlerden,
daha bilmeyeyim çeşitli türlü yönelişlerde. İşte böyle birbirlerine destek olmak ya da yardımcı olmak için ille bu askeri kuruluş meydanda saklanışı gerek. Ve şimdi bu rolünü, NATO'nun rolü şimdi daha çok ziyadeleşecek. Daha 5-6 sene evvelsi, bu 3-4 sene evvelsi Trump zamanları biraz NATO'nun rolü biraz böyle düşürülgen gibi korunmuştu. Amerika koşma devletleri bütçesinden biraz NATO'da bu NATO'nun finanslarına kendi tarafından ayrılan paralarını azlaştırmıştırdı. Ve işte çeşitli türlü böyle fikirler vardı. Rusların aslı bu kolunun yapılmıştı. Ama şimdi bu sonki 3 ay devamı onu gösteriyor ki böyle kuruluşların azası olmasına daha bazı ülkeler de yakınlaşabilir. Bana şimdi dedik ki bu konuşmamızın bu bugündeki şimdiki konuşmamızın başında bugün İsveç ve Finlandiya NATO azası oldular ve bana gelgende Ukrayna mutlak NATO azası oluşu gerek ve ayrı bu fikirler işte biz vazgeçtik de ya da istemeseler de biz de o kadar davranmayacak. Bu biraz başka sebepten seslendirilen fikirler. İşte bu bazı böyle çok uygunsuz, çalımsız şantajlar gibi bir şeye korunuyor. Bana anladığıma ya şimdi bu anketler yapılmıştı Ukrayna toplumunda, sosyoloji anketler, sosyolojik isledovanya ve toplumunun fazlası 50'den ziyadesi Ukrayna NATO azası olganını istey ve ben eminim bu cenkin sonunda Kırım azat edilecek ve Ukrayna NATO azası da olacak. Şimdi Kırım'da vaziyet, sonki vaziyet neden ibaret olganı hakkında laf edecek olsak, sonki adiseler etrafında ve sonki haberler etrafında alıngan haberlerimizge göre demek vatandaşlarımızın bir kısmı vatanımızını demek anda saldırı yapılabileceği tehdidi sebebinden terk etme gibi fikirlerine sahip en azından bunu çeşit türlü menbalardan eşitive koremiz. Hatta bazılarımızın demek tanışları, bilişleri bile artık başka ülkelerge keçmege başladılar. Misal olarak menin bazı etrafımda bulunan gençler esasen. Mına siz de böyle haberlerini alasınız mı? Bu mesele etrafında şahsen men çok böyle rahatsızlıklar hissetem. Siz de böyle rahatsızlıklar var mı? Elbette var. Çünkü evet, oradaki soydaşlarımız, oradaki halkımız, onlar da hem Kırım'ın geleceğini düşünürler, hem kendilerinin hayatlarını, korantalarının, balaların, torunların geleceğini kozoginalalar, nasıl olabilir? Ve en büyük korku, ya tek bir korku desem o da yanlış olmaz, işte bu Kırım nasıl azat edilecek? Ve bu 24. fevralden sonra esas Ukrayna topraklarındaki olgan Ruslar tarafından yapılgan bu korkunç cinayetlerini koz önüne alıp bazı semeddeşlerimiz şimdi vakit necek Kırım'dan ayrılmaya yollarını araylar. İşte burada elbette ben bunu seslendirdiğim vakit insanları çağırmaya isterdim. Böyle çok derin korkuya düşmesinler. Kırım'ın sırası azat edilmesi, Kırım'ın sırası geldiği vakit Rusya çok zayıflenecek ve orada böyle keskin cenkler yapmaya ne Rusya tarafından ne Ukrayna tarafından sebepler inşallah olmaz deyip düşünüyoruz ve böyle bir taktikalarla çalışıyoruz. Ben tek orada
yetişken erkeklerimizi 18 yaşını doldurgan bu oğlancıklarımızı vakit necek ana babaların çaresi olganıncek Rusya ordusuna vermemek için Allah göstermesin onları illa Ruslar mecburi öyle ordularına gidirme getirişecekler. O erkekleri, oğlancıkları çıkardıkları vakit onlara biz yardımcı olmaya tırışacak ve bazılarına endi yardımcı olduk. Çok mu böyle gençler oldu yardımcı olgan? Yok, bize böyle başvurgan ya da bizge bildirgen soyları çok olmadı ama bu onu gösterir ki çok korantalar ballarını alıp çıkardıkları vakit aslı kabir etmeyler birisine de işte gene de bu sakınalar kendileri bilirler ama bize haber etseler biz yardımcı olmaya hazırız. Hı hı. Ya buna şunu soracaktım. Demek Kırım'ı orduğa çağırılmamak için Kırım'ı vaktince terk etken gençlerimiz bunu Ukrayna anahtasından şimdi yapma imkanına sahipler mi? Misal olarak Kherson'da vaziyet şimdi nasıl? Andan hem Kherson'dan hem de Kırım'dan çıkmaya istegenler çıkabilirler mi o bölgeden? Kherson'dan çıkmaya istegenleri gene de Kırım'a girip Kırım'dan Rusya'nın topraklarına girip oradan çıkabilirler. Çünkü başka çareleri yoktur. Yok, var o kadarlık. Misal için bazı kişilerimiz yakın günlerde Zaporojye vilayetinden gelip çıktılar. Zaporojye'den gelip çıksalar elbet Kherson'dan da. Ama işte bu 5 kişi olabilir, 6 kişi olabilir. Ama Ukrayna devleti şimdi böyle bir teklif etti. Siz de bilirsiniz bu Irina Verishchuk tarafından dedi ki eğer Ukrayna vatandaşları Kherson ve Zaporojye vilayetinden vakitince ayrılmaya düşünseler onlar Kırım'a girip Kırım'dan Rusya topraklarından çıkabilirler diye böyle bir ilan etmişti ve bu Ukrayna kanunlarına göre kabayatlanmayacak bu kişiler. Yani demek ki çünkü imkan yoktur, başka fırsat yoktur. Yani bu şartlarda evet, da onların mesuliyetine çekmeye. Kendilerinin hayatlarını kurtarmak için ya da Rusların koluna düşmemek için insanlar bazı ufak tüfek devlet kanunlarını bozabilirler. Burada bir şey de gelir. En başlarda Kherson'da çok ciddi böyle baskılar yapılganı ile bağlı er kun haberler alaydık. Şimdi bu devam ediyor mu? Bir iki uç dahamız vardı. Varlar, var. Bu Kherson'daki olgan cinayetlerin sonuna ne sayısını ne böyle bazı insanlar için sonuna haberleri bilmeyik ama vakit vaktinde işte algan haberlerimize göre onlarca insanlarımız yakalandı. Orada Gerginiçski rayonunu alsak işte bu 17. okulda onları tutalar ve orada kıynaylar bazılarını. Bu Zaporojye vilayetinde kırslanan insanların cedverinde orada Kırım Tatarlar da varlar. Zor bu Zaporojye ve Kherson tarafından böyle sistemalı bilgiler alması çünkü orada çok büyük böyle baskınlar ve keskinden cinayetler yapılan insanlar bize karşı. Yakından takip etip bunları biz de elimizden gelgince aydınlatacak ve semedeşlerimizge gösterecek biz. Bükten bük teşekkürler Rifat'a. Yarın bu saatlerde yayınımızda görüşkence artık yayınımızda yarın Rus ve Ukrayna tillerinde devam etermiz. Sağ olunuz. Sağ olunuz, hayırlı akşamlar. Milli Meclis Reisi Rifa Çubarov bizle canlı bağdaydı. Saygılı arkadaşlar, men sizi ne yazık ki bu günlük sizlerden sağlıklaşmak mecburiyetinde. Ama siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Şimdi yayınımızın zaman informasyon programası devam ediyor. Bizim muhberlerimiz sizlerge sonki ve en aktual haberlerini tarif edecekler. Biz sizlerden Allah kısmet etse yarın bu studiyada görüşecekmiz. ATR'li olunuz.